Yani bu anlam, bu çerçevede baktığımızda, yani bu manevi perspektiften yani baktığımızda, yani bir kere hürriyet meselesini üzerinde ziyade bir şey, hassasiyetin bizim üzerimizde bir şey, bir borç olduğunu anlıyoruz. Yani akletme melekemizin sıhhatli bir şekilde iş görmesi ve eşref mahlukat manasının insanda tecelli etmesi için özgürlük meselesinin kritik bir önem taşıdığını görüyoruz. Ki dönüp baktığımızda aslında güvenlik ihtiyacı da insanın özgürlüğü içindir. Özgürlüklerinin korunması Evet, ki içindir. onu Allah razı olsun Ömer güzel bir şekilde anlattı. Şimdi bazı tedbirler alınıyorsa, yani şu yapılır, şu yapılmaz, şu yapılmamalı diye, bu nedir? Bu şey, düzgün bir şekilde insanca zaten, yani yol alana karşı bir tedbir uygulanıyorsa, bu şeydir, bu beladır, tehlikedir. Ama yani insanların şerlilerinden, insanların şey, normal insan olanlarını korumak için yani bir takım tedbirler diğer taraftan alınmalıdır. Çünkü bu tedbirler alınmadığı takdirde şerli insanlar az da olsalar normal insanlara, hayırlı insanlara dünyayı dar edebilirler. Çünkü tahrip Evet. kolaydır. Evet, çünkü tahrip kolaydır. Bir de örgütlüdür o Evet, yapı. tahrip kolaydır ve dolayısıyla şey güçlü gözükür. Ya bunun Ömer'in gene ifade ettiği şekilde biz işte gezi olaylarında mesela bir şey 10 gün 15 gün bunu şey tecrübe ettik. Hani 8 pardon şey 14 15 milyonluk mesela İstanbul'da hani çok çok şey cüz'i sayıda insanlar yani bütün İstanbul'da hani böyle bir şey terör havası estirebilirler. Şimdi buna karşı, bütün bunlara karşı veya evet sonraki olaylar geçen sene Kurban Bayramı içerisinde hem de yani özellikle birçok yerde özellikle Diyarbakır'da hani yaşanan ve feci ölümlere sebebiyet veren olaylar bütün bunlar hani bu noktada tahrip kolay olduğu için şerden yana aklı ve eli çalışanların normal insanları yani hayır üzere yaşama çabası içerisinde olan insanların özgürlüğüne ve canına hani nasıl kastedebildiğini gösterdi.